20 Ocak 2022 Perşembe İzmir at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Beğeni yapıp kanalımıza abone olan herkese şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. İzmir'de 6 koşulu bir program var. Yarış saatlerinde yağmur yağması bekleniyor. Çok fazla pistin etkileneceğini düşünmüyoruz. Hafif ıslak pistte şanslı olabilecek isimlere de şans vereceğiz. Şimdi yorumlarımıza geçelim. 1. ayak 4 yaşlı Arap atlarının handikap 15 mücadelesi 1400 metre kum pistte gerçekleşecektir. 6 atın start aldığı bu koşuda güçlerin dengeli olduğunu söyleyebiliriz. Bu dengeyi kilo farkları ve yarışın gidiş hattına göre ayıracağız. 3 numaralı Oğlum Mutlu ve 6 numaralı Hattuşa yarışı önlerde götüren isimler. Bu atlar arasında muhtemelen 3 numaralı Oğlum Mutlu liderliği alacaktır. Hattuşa ise rakibini yakın takip etmeyi tercih edecektir. Her iki atın da ıslak pistte çok koştuğunu belirtelim. Pistler kuru olsa da eksik koşmayacaklarından eminiz. Özellikle 6 numaralı Hattuşa'nın, bomboş kilosu ile kazanmaya yakın olduğunu düşünüyoruz. Ancak 3 numaralı oğlum Mutlu da, önde biraz rahat bırakıldığında, sonlarda kesmiyor. Bu ihtimali düşünerek bu iki atı ayırımsız yazmanızı önereceğiz. Biz, yıldızlı bülten şablonumuzda bu iki atı yeterli görmekteyiz. Bu atların geçilme ihtimali, aralarında inatlaşarak önde tempo yapmasına bağlıdır. Bu ihtimali düşünenlerin burayı kapatmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü kalan rakiplerin tamamı iyi ve formda isimler. Mesela, üzerine koyarak gelecek olan John Deren'in, koştukça farklı şaltığını söyleyebiliriz. Kayaların Fatih'i bu kilolarda mutlaka etkili koşar yürekli çocuk, kilo kaldırabiliyor ve süratli yarışlarda mutlaka etkili oluyor. Cezmican ise koşarım derse rakip tanımıyor. Kısacası, biz temponun ağır olacağını ve önde boş kalan 3 numaralı oğlum Mutlu'nun bitirme ihtimalini yüksek görüyoruz. Bomboş kilosu ile onu yakın takip edecek olan 6 numaralı Hattuşa'yı da tek ciddi rakip olarak görüyoruz. Günün ilk ayağını 3 ve 6 yazarak geçiyoruz. İkinci ayak 4 yaşlı Arap atlarının şartlı 4 mücadelesi 1900 metre kum pistte gerçekleşecektir. Bu koşunun oldukça süratli geçmeye aday olduğunu söyleyebiliriz. Favori çıkacak olan Lal Çiçeği son yarışında tempoyu belirlediği ve rahatsız edilmediği için kazanmıştı. Bugün önde Tatlı Kız ve Taç Sultan'ın olacağını düşünüyoruz. Tempoyu bu iki isim yükseltebilir. La çiçeği bu tempolarda da iyi koşsa da, mesafenin biraz zorlayacağını düşünüyoruz. Biz bu koşuda, 6'lı ganyan kuponları için 2 at önereceğiz. Favorimiz 6 numaralı Old Red olacaktır. Orjin olarak uzun mesafeye yatkın olan bu safkan, sürekli iyi koşuyor ama yetiştiremiyordu. Bugün, yarışın süratli geçmesi avantajına olacak. Trafik sorunu yaşamaz veya geç kalmazsa kazanmasını bekliyoruz. Yine iyi koşup ikinci veya üçüncü kalabilme ihtimaline karşı, yanına bir at daha yazmak istiyoruz. Rakip olarak iki numaralı dilek tepesini yazmanızı önereceğiz. Bu mesafedeki son yarışında, rakiplerine ezici bir üstünlük kurmuştu. Bu görüntüsüyle bu tip mesafelerde rakip tanımaksızın iyi koşacağını belli etti. Bugün de kazanma şansı yüksektir. Bu koşuyu da 6 ve 2 yazarak geçmeyi düşünüyoruz. 3. ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 4 mücadelesi 1600 metre kum pistte yapılacaktır. Şartların sıfırlandığı sene başlarında bu tip handikap puanı çok farklı olan atlar bir araya gelebiliyor. Bir numaralı Robinson gruptan çok farklı bir at. Son yarışında da iddialı olduğunu belirtmiştik. Bu gruptan çok daha güçlü isimleri geride bıraktı. Bu tip kısa ve orta mesafelerde, daha iyi gruplarda bile sürekli adından bahsettirecektir. Çünkü iyi ellerde sıkı hazırlanıyor. Çok sık koşturulmuyor. Düzenli ve belirli aralıklarla, kazanacağı yarışlar hedefleniyor. İlgililerini tebrik ediyoruz. Bugün, belki de hayatının en uygun grubuna çıkacak. Ayakları düz bassın diyoruz ve günün sağlam bankosu olarak öneriyoruz. Dördüncü ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının, şartlı 3 mücadelesi, 2000 metre kum pistte gerçekleşecektir. Bu koşuda yarışın temposu, oldukça ağır başlayacaktır. Liderliği alarak yarışan sadece 5 numaralı Gökçester var. Bu at, son yarışında biraz zorlanarak da olsa liderliği almış, ancak gereksiz yere biraz süratli götürünce sonlarda avlanmıştı. Buradaki rakiplerinden bütün ayı da rahatlıkla geride bırakmıştı. Bugün stili rakibi olmadan yarışacağı bu koşuyu çıktığı gibi bitirebilir. Aslında banko yazılabilir. Fakat 2000 metrede daha önce yarış kazanmış olsa da bu mesafenin kendisi için üst sınır olduğunu düşünüyoruz. Yine de misli kuponlar için alternatif banko olarak yazılabileceğini belirtelim. Kendisine tek rakip olarak 6 numaralı Yıldırılığı yı önereceğiz. Son zamanlarda sürekli güçlü rakiplerle koşup başarılı olamadı. Bugün kendisi için uygun grupta çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Yarışı biraz önlerde takip etmesi halinde düzlükte Gökçe hakim olabilir. Bu koşuyu da 5 ve 6 şeklinde geçebiliriz. 5. ayak. 3 yaşlı dişi İngiliz taylarının Handikap 14 mücadelesi 1600 metre kum pistte yapılacaktır. 5 tayın start alacağı bu koşuda yarışın temposunun ağır olacağını düşünüyoruz. Stili gereği liderliği alması gereken 2 numaralı Follow the Leader bugün net olarak tempoyu belirleyen isim olacaktır. Son koşularında Stili birçok rakibi vardı. Startı da ağır alınca önlere gelmekte zorlandığı için liderliği alamadan yarışmıştı. Bugün Özcan Yıldırım deklaresi var. Yalnız iç kulvar avantajı olan kaçak atların startı çok iyi alması gerekir. Bu at hafif tereddütlü başlayabilir ve önü bir anda kapanabilir. Resimde gördüğünüz üzere 1600 metre start yeri virajın başlangıç yeridir. İç kulvardan iyi çıkamazsa önüne gelecek atlar bariyer dibine alacaktır. Follow the leader ise bu kez dışarıları dolaşıp liderliği almaya çalışacak ya da yine yarışı ikincilikte götürecektir. Bu senaryoda geçilme ihtimali var. Keşke dış start tercihleselerdi. Net olarak banko yazılabilirdi. Yine de iç kulvardan startı iyi alması halinde kazanacağını düşünüyoruz ve misli kuponlar için alternatif banko olarak öneriyoruz. Dediğimiz gibi liderliği alamazsa, öncelikle bir numaralı Tangül Hanım devreye girer. Düzlükte, etkili bir sprinti yok ve arttıramıyor ama gerilediğini de söyleyemeyiz. Bu sayede hep birincilik mücadelesi içerisinde oluyor. Daha sonra 3 numaralı Dadaş Girl kuponlara ekleyelim. İlk yarışını kazanan Tay'ın, artan formu ile bu rakipler yanında da iyi koşacağını düşünüyoruz. Sigorta amaçlı da olsa 4 numaralı runner görlü de yazalım. Gücü kapasitesi bu rakiplerden eksik olmayan Tay, en ufak bir hatayı affetmez. Sonuç olarak bu koşudaki sıralamamız, 2, 1, 3 ve 4 şeklinde oldu. Altıncı ayak. Dört ve yukarı yaşlı Arap atlarının, satış koşusu, 2000 metre kum pistte gerçekleşecektir. Bir numaralı Plevneli, kendisi için çok uygun grupta, lehine şartlarda yarışacak. Bu atı daha sert gruplarda da önermiştik. Lehine şartları yakaladığında grup fark etmeksizin çok koşuyor. Sonlarda da çok dirençli olabiliyor. Bugün de önde boş kalacaktır. Çok fazla sıkıştırılacağını düşünmüyoruz. Çıktığı gibi bitirmesi muhtemeldir. Ancak 9 yaşına gelmiş bir at ve 60 kilo ile start alacak. Özellikle satış koşullarında çok fazla riske girmemek gerekir. 3 numaralı alamca çok ters bir at. Bu tip yarışlarda bir anda parlayabiliyor. Normal şartlarda iyi koşup kazanamaz ama bugün öndeki plevmeliği yakın takip ederse kazanma şansı artacaktır. Bu iki isim kalite olarak gruptan farklı olsalar da yaşları ilerlemiş olmasından dolayı yanlarına bir at daha önereceğiz. Son dönemde formunu arttıran 6 numaralı Nehir'in oğlu, yarışı önlerde götüren bir isim. Bugün, güçlü rakiplerini düzlükte yakalayıp geçebilir. Uzun mesafe tecrübesi fazla olmasa da, anneden ve babadan kardeşlerinin çoğu bu tip mesafede başarılı olmuş isimler. Yani mesafeden yana sıkıntı çekeceğini düşünmüyoruz. Güçlü rakiplerinin son düzlükteki hatalarını değerlendirecektir. Bu koşu için sıralamamız 1, 3 ve 6 şeklindedir. 20 Ocak Perşembe İzmir yorumlarımız şimdilik bu kadar. Videomuzu beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Yarış günü ekstra bilgiler geldiğinde düzenlenen yorum ve şablonu WhatsApp listemizden takipçilerimize göndereceğiz. Aşağıdaki katıl butonu ile listemize sizler de dahil olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.